Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere spagetti yarnının XX recipe ile hazırladığım çok güzel bir sepet organizer yapımı tarif edeceğim. Şöyle hazır ahşap bir taban kullanacağım. Detaylı olarak sizlere göstermek istiyorum. Yine bütün ölçüsünü de video içerisinde sizlerle adım adım paylaştım. Bakın deri saplar taktım ben. Böyle gerçekten çok şık ve çok güzel oldu. Bunu birçok yerde kullanabiliriz. Yatak odalarında, mutfakta, çocuk odalarında. Bunun dışında böyle ekmeklik olarak kullanılabilir. İçerisine makyaj malzemelerinizi koyabilirsiniz. Çocuğunuzun küçük oyuncaklarını koyabilirsiniz. Mutfakta böyle baharatlarınızı falan yerleştirebilirsiniz. Yani aklımıza gelebilecek birçok yerde kullanabileceğimiz güzel bir ürün. Hatta banyoda falan böyle havlularımızı koyabileceğimiz güzel bir sepet oldu. Detaylı tarifini de adım adım sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım faydalı olur. Detaylı tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. Örgüm için spagetti yarnının XX recipe'ini kullanacağım. Hemen şöyle ipin özelliğini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Karışımı %80 pamuk, %20 polyester, 250 gram ağırlığında, 65 metre uzunluğunda. Dokusu yumuşacık, örümü oldukça rahat bir iplik. Birçok farklı renk seçeneği var. Spagettiyar.com adresini ziyaret ederek farklı renk seçeneklerine bakabilirsiniz. Bu arada abonelerim özel Spagettiyar'dan güzel bir indirim haberi paylaşmak istiyorum. Spagettiyar.com adresinden yapacağınız 100 TL ve üzeri alışverişlerde kullanabileceğiniz Gulcan10 koduyla alışverişinizi %10 indirimli olarak tamamlayabilirsiniz. Bu kodun süresi yok. İstediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Bu güzel indirim için de Spagettiyar ailesine çok teşekkür ediyorum. Şimdi burada bakın hazır bir tabanla örgümüzü hazırlayacağız. Bu kullanmış olduğum ahşap tabanın ölçüsü 18 santim çapında. Bakın böyle delikleri olan ahşap bir taban kullanacağım. Yine bunu da nereden aldığımı videonun açıklama kısmına yazarım. Oradan bakabilirsiniz. Ve iki farklı tığ kullanacağız. Burada ilkin 4 milim tığla başlayacağız. Bunun sebebi buradaki deliklerden rahat geçirebilmek için ipi küçük numaralı bir tığ kullanacağız. 4 milim kullanacağız önce, sonra örmek içinse 6 milim tığ kullanacağız. Burada benim kullanacağım rengim bej rengi olacak. Yine kullanmış olduğum rengin linkini aşağı açıklama kısmı eklerim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Önce 6 milimi kenara alıyorum. 4 milim tığla başlıyorum bakın. Hemen burada herhangi bir delikten şöyle batıyorum. İpimi tığımın ucuna alarak bu noktadan geçiriyorum. Geçirdikten sonra bu kısa ip burada kalacak. Bunu en son gizleyeceğim. Burada ilmeğimizi çıkardıktan sonra bu aşamada küçük numaralı tığla çalıştığımız için elimizi sıkmadan mutlaka örgüyü birazcık gevşeterek örmek gerekiyor. Çünkü bunun da ördüğünüz zaman ilmekler çok toplayacaktır. Sonradan büyük tığa geçtiğiniz zaman bir yayılma olacaktır, dengesizlik olacaktır. Bu dengeyi sağlamak için küçük numaralı tığla çalışırken mutlaka elimizi gevşek tutuyoruz. Hemen şöyle bir tane zincirle başlangıcımızı yapıyoruz bakın. Kısa ipimiz burada kaldı. Bunu sonradan gizleyerek öreceğiz. Burada ilk zincirle ilk yuvayı bakın örmüş olduk. Hemen bir diğer deliğe batıyoruz. Bakın plakada olan deliğe batıp ipi arkadan bu şekilde alıp ilmek çıkarıyoruz ve mutlaka bakın birazcık esnetiyorum. İki ilmeğimiz var. Doluyorum. Doladığım ipi iki ilmeğin içerisinden geçirerek sık iğne örüyorum. Bakın zincirle başladık, sık iğne ördük. Şimdi tekrar ilmeği esnetiyorum. Sıradaki deliğimize batarak buradan ilmek çıkarıyoruz. Mutlaka esnetiyorum. Sanki 6 milim tığla örüyormuş gibi. Sonra tekrar sık iğne. Sıradaki deliğimize batıyoruz. Buradan ilmek çıkarıp 2 ilmeği elde ediyoruz. Doladık. İkisini içerisinden geçirerek sık iğnelerimizi bu şekilde öreceğiz. Şimdi her bir deliğin içerisine batarak bir tane sık iğne örerek sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyoruz. Burada sıramızın sonuna geldik. Son bir tane deliğimiz kalıyor. Buna da yine batarak bir tane sık iğnemizi örüyoruz. Sonra ilmeği esnetip burada artık 4 milim tığ kenara alıyorum. Artık 6 milim tığımıza geçiyoruz. Şimdi burada bakın artık deliklere batmayacağım için küçük numaralı tığa ihtiyacım yok. Son sık iğneyi de ördükten sonra bakın zincirli noktayı geçiyorum. İlk ördüğümüz sık iğnenin tepesine batıyoruz. Buradan ilmek çıkarıp çıkardığımız ilmeği diğer ilmekten kaydırarak geçiriyoruz. Bir diğer sıradaki sık iğnenin tepe boşluğuna batıp
Buradan ilmek çıkarıyoruz. Çıkardığımız ilmeği diğer ilmekten kaydırarak geçiriyoruz. Şimdi bu şekilde her bir sık iğnenin tepesine bir kez batarak bu şekilde kaydırmalar yapacağız. Şöyle batıyoruz, tepe noktasına kaydırmamızı yapıyoruz. Şimdi başladığımız ilk noktaya kadar, bakın, kısa ipin olduğu noktaya kadar bu şekilde kaydırmalar yaparak son kısma kadar ilerliyoruz. Sıramızın sonuna geldik. Bakın, son boşluklara da batarak burada kaydırmalarımızı yapıyoruz. Şimdi son batacağımız nokta, bakın, burada zincirin olduğu nokta. Bu tepe boşluğa da batıp kaydırmamızı yapıyoruz. Şimdi bu son noktaya, bakın, kısa ipin olduğu noktadayız. Bu son noktaya da battıktan sonra şöyle battığımız boşluğa tekrar tığımızla batıyoruz. İlmek burada, bakın. İlmeği şöyle hafif esnetiyorum. Tığımın ucunu alarak bu boşluktan geçiriyorum. Ve şöyle kilit yapmış oluyoruz. Burada birazcık kısaltalım ilmeği. İlmeği bu aradan geçirmiş olduk. Şimdi ilmeğimiz burada. Şu kısa kalan ipi de tığın üzerine alarak gizleyeceğiz. Bu noktadan, bakın, ilmek alıp şöyle ilmeğimizi çok fazla uzatmayalım. Bakın, kısa ip tığ üzerinde. Buradaki ilmeği tığımıza taktık. Buradan ipimizi alıp bir tane zincir çekiyoruz ve bu ilk başladığımız nokta oluyor. Sonra bu kısa ipi de gizleyerek örmeye devam edeceğiz. Şimdi bundan sonra batacağımız noktalar, bakın, şu kısa ip çok kafanızı karıştırmasın. Bundan sonra batacağımız nokta, şöyle iç kısma baktığımız zaman iki kesik çizgi, bir de şu dış kanadı görüyorsunuz, bakın. Bu noktaya batacağız. Bir de kesik çizgilerden şu bir tanesine batacağız. Bu iki noktaya batarak örgümüze devam edeceğiz. Sonra bir diğer, bakın, başak şeklinde duran noktanın bu tek kanadı ve şuradaki iki tane kesik olan çizginin tekine. Bu ikisine batarak örgümüze devam edeceğiz. Bakın, şöyle göstermek istiyorum. Buradaki dış kanat, iki tane kesik çizginin ilkine böyle batarak bu ikisine batıp örgümüzü çalışmış olacağız. Şimdi burada bir tane zincirle yukarı çıkmış olduk. Şöyle kısa ipi, dediğim gibi, araya alacağız. Bakın, hemen gelen ilk nokta, dış kanat ve kesik çizginin ilkine batarak buradan ilmek çıkarıyoruz. İki ilmeğimiz var. Direkt sık iğne örüyoruz. Hemen bir diğer nokta, bakın, dış kanat ve iki tane kesik çizginin ilkine tığımızla batıyoruz. Şöyle kısa ipi de araya gizleyelim. Bu noktadan ilmek çıkarıp sık iğne örüyoruz. Umarım anlaşılır olmuştur. Hemen dış kanat ve iki kesik çizginin ilkine batarak kısa ipi de gizleyerek sık iğnelerimizi örüyoruz. Bakın, ilk başladığımız nokta zincirli. Şimdi bu sizlere göstermiş olduğum boşluklara, bakın, bu şekilde batarak kolaylıkla batılıyor. Bakın, şöyle göstermek istiyorum. Bu iki çizgiye batıp direkt sık iğne örüyoruz. Şöyle bir görüntü oluyor, bakın. Tamam, bu şekilde. Bu kez farklı bir çıkış yaptım. Normalde bu tarz örmüyordum ama bu yöntem bana kolay geldi. Bunu elimde örerken böyle yapsam nasıl olur diye başladığım bir örnekti. Gerçekten güzel oturuyor. Şimdi sıra sonuna geldiğimiz zaman da hemen nasıl yukarı çıkacağız? Yine farklı bir yukarı çıkış tarif edeceğim sizlere. Şimdi sıramızı bitirelim. Her bir noktaya bir tane sık iğne örerek sıramızın sonuna geldik. Bakın, son noktadayız. Dıştaki tek kanat ve iki tane kesik çizginin ilkine batarak buradan ilmek çıkarıp sık iğnemizi örüyoruz. Sık iğneyi ördükten sonra ilmeği hafif esnetiyoruz. Burada bir tane zincirli başlangıç noktamız vardı. Ve ilk sık iğnenin tepe boşluğu, bakın, burası. Bu tepe boşluğuna içeriden dışarı doğru batıp bu ilmeği şöyle tığımın ucuna alıyorum. Ve buradan geçiriyorum bu ilmeği. İlmeği, bakın, bu tarafa geçirdikten sonra zincirli başladığım nokta vardı. Tam ortasına batıyorum. Zincirle başladığımız ilk noktanın tam ortasına batıp, bakın, ilmek burada bekliyor. İpimi tığımın ucuna alarak bu battığım noktadan bir tane ilmek çıkarıyorum. Yine şunu da kaybetmeyelim, bakın. Buradan bir tane ilmek çıkardım. Bunu tığıma alıyorum. Buradan geçirdiğim ilmeği tekrar tığıma alıyorum. İki ilmeği bu şekilde elde etmiş oluyorum. Sonra tekrar ipi tığıma dolayarak bu iki ilmeğin içerisinden geçirerek, bakın, başak şeklinde ilk sık iğnemi elde etmiş oluyorum. Sonra
Bir diğer sık iğnenin, bakın V şeklinde duran sık iğnenin tam orta noktasına batıyoruz. Şu şekilde arkadan da çıkmalı. Sağda ve solda bakın ilmekler durmalı. Kesik çizgi böyle tam ortalı olmalı ki muntazam bir görüntü elde edelim. Buradan tekrar ilmek çıkarıp sık iğne örüyoruz. Yine sadece sık iğne tekniğiyle çalışacağız. Sadece başak örneğini yapacağız. Yani sık iğnelerin tam ortalarına batarak başak örneğini oluşturmuş oluyoruz. Sıradaki gelen sık iğnenin bakın tepe boşluğu burası. Sık iğne ise bakın gövde V şeklinde duruyor. Bunun tam ortasına batıyoruz. Ortasına battığımızda da bakın bu şekilde V şeklinde sağda ve solda ilmekler olmalı. Kesik çizgi burada görünüyor. Bu noktaya batıp ilmek çıkarıyoruz ve sık iğne örüyoruz. Bunu elinize aldığınız zaman sizler batacağınız noktayı daha rahatlıkla göreceksinizdir. Çok da keyifli, çabuk ilerleyen bir örnek. Bakın bu şekilde her bir sık iğnenin tam orta kısmına batarak bakın başak örneğini elde etmiş oluyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyeceğiz. Sıra bitişini ve başlangıcını bir kez daha sizlerle paylaşıyor olacağım. İkinci sıramızın sonuna geldik. Şimdi batacağımız son sık iğne bakın. Bunun da içerisine aynı şekilde batıp ilmek çıkarıp son sık iğnemizi örüyoruz. Sık iğneyi ördükten sonra ilmeği şöyle hafif esnetiyoruz. Bakın ilk başladığımız noktaya değil, burada ördüğümüz ikinci sık iğne. Bu ilk başladığımız nokta, bu ikinci nokta. İkinci noktanın tepe boşluğuna batıyoruz. İlmeği buradan alarak iç tarafa geçiriyoruz. Bakın ilmek burada bekliyor. Çıkardığım tığımda ilmek burada bekliyor. İlk başladığımız nokta burasıydı. Bunun şöyle tam orta kısmına batıyorum. Bakın yine aynı şekilde. Bakın böyle battım. İlmeğim burada bekliyor. Buradan tığımla yeni bir ilmek çıkarıyorum. Şu ilmeği de tutuyorum ki kaçmasın. Buradan ilmeğimi çıkardım. Şöyle bakın düzlüyorum. Bu önde çıkarmış olduğum önce bu ilmeği tığıma alıyorum. Sonra ilk geçirdiğim buradaki ilmeği tığıma alıyorum. Bakın burada boyutunu ayarlayabilirsiniz. Bu iki ilmek böyle önlü ve arkalı duruyor. İpi tığımın ucuna alarak bu iki ilmeğin içerisinden geçirerek ilk sıranın bakın ilk sıranın sık iğnesini bu şekilde yapmış oluyorum. Sonra yani yine aynı bitiş ve başlangıcı yapıyoruz. Sonra sıradaki gelen her bir sık iğnenin içerisine batarak tekrar sık iğne örmeye devam ediyorum. Bu şekilde bitiş ve başlangıcı yaptığımız zaman gerçekten çok muntazam duruyor. Bu şekilde istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Gayet muntazam oluyor. Şimdi yeteri kadar örgümüzü sizlere tarif etmiş olduğumuz gibi bitiş ve başlangıcı yaparak örgümüzü yeteri kadar uzatalım. Yine kaç sıra ördüğümü de hemen sizlerle paylaşıyor olacağım. Şimdi burada toplamda 1, 2, 3, 4 sıra sık iğnemizi ördük. Bu yükseklik benim için yeterli. Sizler daha yüksek yapmak isterseniz eğer bunu devam ettirebilirsiniz. Şimdi son sık iğneyi de ördükten sonra bakın ilk ördüğümüz noktayı atlıyoruz. Hemen bakın buradaki ilk noktadan sonra gelen sık iğnenin tepesine batarak ilmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Bir diğer sık iğnenin tepesine batıp ilmek çıkarıp diğer ilmekten kaydırıyoruz. Şimdi bu şekilde kaydırmalar yaparak son sıramızı bitirmiş olacağız. Bu kaydırmayı yaptığınız zaman burada bir kalınlık oluşuyor. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın bu tabanda yaptığımız kaydırmanın birebir aynısı. Buradaki sertlik hem daha dik durmasını sağlıyor hem de böyle bu kullanırken örneğin sepeti buradaki yamulmaları da filan da engellemiş oluyor. Bu sertlik istediğimiz güzel bir sonuç veriyor bize. Şimdi bu şekilde kaydırmalarımızı da yaparak sıra sonuna kadar ilerleyelim. Kaydırma yapmak yerine sizler daha farklı geçişler de yapabilirsiniz. Süslemeler de yapabilirsiniz. Örneğin ters sık iğneyle de bitirebilirsiniz. Daha farklı süslemeler yapmak isterseniz eğer bu aşamada. Şimdi kaydırmalarımızı yapalım. Sıra bitişi nasıl yapıyoruz? Sizlere hemen paylaşalım. Burada sıramızın sonuna geldik. Bakın buradaki ilk başladığımız tepenin noktasına da gelerek kaydırmamızı yapıyoruz. Bu kaydırmadan sonra şöyle ipimizi yeteri kadar keselim. Direkt ilmeğimizden çıkartıyoruz. Bu aşamada tekrar küçük numaralı tığ kullanabilirsiniz. Daha rahat. Şimdi ipimizi gizleyeceğiz. Burada hemen şöyle bakın bir diğer boşluktan batıyorum. Bu ipi buradan geçiriyorum. Geçirdikten sonra bakın geldiği noktadan şuradan ipin geldiği noktadan batıp tekrar şöyle yapalım hatta bu kısımdan ipimizi geçiriyoruz. Bir bütünlük olsun diye. Bakın bu şekilde
Şimdi tekrar bu ipi şöyle aradan geçireceğim. Alt noktadan. Burada gizleyeceğim. Bakın şuradan batıyorum. Tekrar buradan geçirip şu ara noktayı alıyorum. Başak şeklinde görünen noktanın hemen iç kısmını alıyorum. Yani burada birkaç kez geçirerek şu noktayı sertleştirmiş oluyorum. Sonra bu ipi de ara noktalardan geçirerek gizleyeceğiz. Fazla kalan ipiniz olursa da keserek çıkartabilirsiniz. Bu arada bunun temizliği soruluyor. Ahşap tabanlı sepetlerde nasıl temizleme yapacağız? Bunu yıkayamazsınız. Ahşap olduğu için kullandığımız malzeme su değdiği anda şişecektir. O yüzden nemli bir bezle önce tozunu alın, çırpın. Çünkü durdukça tozlanacaktır. Önce tozunu alın, böyle vurarak. Tozunu aldıktan sonra nemli bir bezle, ıslak mendille de olabilir. Nemli bir bezle, yani deterjan olmazsa daha iyi olur. Nemli bir ıslak bir bezle tozunu alarak silerek temizlemesini içli dışlı rahatlıkla yapabilirsiniz. Yıkamamıza hiç gerek yok. Böyle düzenli olarak tozunu alırsanız uzun süre kullanabileceğiniz gerçekten çok kullanışlı bir böyle sepet yapmış olduk. Yani organizer de denebilir. İçine sabunlar koyabilirsiniz, havlular koyabilirsiniz, makyaj malzemelerinizi koyabilirsiniz, bebek ürünlerini koyabilirsiniz. Yani aklınıza gelebilecek birçok şeyi, yani bunu mutfakta ekmek sepeti olarak da kullanabilirsiniz. Sadece organizer olarak değil. Mutfakta böyle dekoratif masa üzerine, böyle mutfağınızın kenarına da içerisine böyle çikolatalarınızı falan da koyduğunuz güzel bir sepet de olabilir. Şimdi bu şekilde bitirdim. Ben deri saplar dikeceğim. İsterseniz sizler örme sap da yapabilirsiniz. Eğer o tarifte istenirse kanalımda daha önceden paylaşmıştım böyle saplı sepetler. Ya da yeni çekmemi isterseniz eğer yine onların çekimlerini de yapabilirim inşallah. Şimdi böyle hazır deri saplar kullanacağım ben. Bu sapları şöyle sepetime monte edeceğim karşılıklı. Hemen bunları da monte edelim. Bu deri saplar da gerçekten çok güzel oluyor. Şimdi bunları da yerleştirelim ve artık sepetimizin son halini hemen sizlerle paylaşalım. Derilerimi monte etmek için bakın yine spagetti yarnı pamuk makrume ipini kullanacağım. Aynı renkte olan bej rengi yine bu da, bakın şöyle pamuk makrume iple bu deri sapları yerleştireceğim. Böyle de bir etamin iğnesi kullanacağım. Evet, deri saplarımızı diktik. Bu arada hemen şu yüksekliği de sizlere söylemek istiyorum. Yüksekliği 6 santim oldu. Bakın deri saplar bu haliyle gerçekten çok havasını değiştiriyor sepetin. Bakın şöyle diğer tarafını da göstermek istiyorum. Mutlaka ördükten sonra da el ütüsü yapalım. Yani hiçbir şekilde bozulma olmaz. Dediğim gibi temizliğini de yaparsanız bahsetmiş olduğum gibi böyle uzun yıllar kullanabileceğiniz güzel bir sepetiniz, organizeriniz olmuş olur. Ben çok keyif alarak çalıştım. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Bu sepetim için bir tane Yumax spagetti yarnın XX recipe yeterli oldu. Tarifimiz de bu şekildeydi. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.